Merhabalar arkadaşlar. Şimdiki ders videomuzda artık sermaye şirketlerinin ticaret ünvanlarının nasıl olduğunu incelemeye başlayacağız. İlk sermaye şirketimiz anonim şirket biliyorsunuz. Anonim şirket bir sermaye şirketi olduğu için burada ortakları ön plana çıkarmaktan ziyade paranın ön plana çıkması gerekiyor. Yani sermaye şirketlerinde para önemlidir. Bu paranın kaynağı önemlidir arkadaşlar. Nereden kazanıyorsunuz? Bu yüzden de anonim şirketlerde çekirdek kısımda bizden şöyle bir e, yapı istemiş TTK. Faaliyet konusu. Artı tabii ki yine şirketin türünü istiyor arkadaşlar. Yani ne iş yaptığımızı yazmamız gerekecek. Ve peşinden de şirketin türünü belirtmemiz gerekecek. Şimdi o zaman hemen örnek verelim. O halde inşaat anonim şirketi. Uygun mudur TTK'ya dediğimizde? Evet gayet uygun. Bak benden faaliyet konusu istemişti yazdım inşaat şeklinde. Şirketin türünü istemişti onu da yazdım anonim şirketi şeklinde. Şu haliyle TTK'ya uygundur. Ya da biliyorsunuz şöyle de kullanılabilir. Eğitim AŞ mesela. Bu da yaygın bir kullanımdır. Anonim şirketi AŞ şeklinde kısaltabiliriz. Hatta şöyle de olabilir. Turizm AO. AO anonim ortaklığı. Biliyorsunuz anonim şirket şeklinde kullanılmak zorunda değil. Anonim ortaklığı da olabilir arkadaşlar. Bu da yaygındır. TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı gibi mesela. Bunların üçü de kullanılabilir. Peki ekler alabilir mi? Tabii ki ek de gelebilir. Duruma göre ihtiyari ekler gelebilir veya aynı isimden daha önce varsa zorunlu ekler alınmış olabilir. Ortak adı soyadı yazılabilir, başka faaliyet konuları eklenebilir. Kanun ahlaka da bayır olmadığı sürece yine somut olayın özelliğine göre zorunlu veya ihtiyari ekler de alınabilir arkadaşlar. Mesela İlker Eroğlu Anonim Şirketi uygun mudur TTK'ya? Hayır. Neden olmadı? Çünkü faaliyet konusu yazılmamış arkadaşlar. Biz de çekirdek kısımdan mutlaka faaliyet konusu olsun demişti yasa. Bizden çekirdek kısımda mutlaka e, ne iş yaptığımızı istediği için şu esnada yani şöyle bir ticaret ünvanı asla TTK'ya uygun olmadı. İlker Eroğlu anonim şirketi olmaz. İlla ki İlker Hoca'nın yaptığı faaliyeti yazmış olması gerekiyor. Mesela İlker Eroğlu... <laughs> Bikini imalat ve dağıtımı. AŞ. İlker Eroğlu Bikini imalatı ve dağıtımı AŞ yine maalesef TTK'ya uygun olmadı. Neden? E faaliyet konusu da var hocam. Şirketin türü de yazılmış. Evet. Ama arkadaşlar sadece anonim şirkette değil. Bütün ticaret unvanlarında geçerli olan bir kuralla bir ticaret ünvanında eğer gerçek kişi adı soyadı kullanmışsanız kesinlikle ticaret ünvanında şirket e, türünde kısaltma yapamazsınız. Şirket türü açık açık yazılmak zorundadır. Bakınız bir önceki ders videosunda kolektif komandit şirket örneklerini gördük değil mi? Herhangi bir örnekte Kol Şirk ya da Kom Şirk gibi bir kısaltma yaptık mı? Tabii ki hayır. Çünkü onların çekirdek kısmında zaten gerçek iş adı soyadı var arkadaşlar. Mecbur var. Dolayısıyla da hiçbir zaman kolektif şirket kol şirk, komandit şirket kom şirk gibi bir kısaltmayla karşımıza çıkamaz. Çünkü gerçek iş adı soyadı kesin var onlarda. Ama anonim şirket, limited şirket gibi şirketlerde çekirdekte gerçek kişi adı soyadı bulunmak zorunda değil ki. İsterseniz yazıyorsunuz, isterseniz yazmıyorsunuz. O yüzden A.Ş., LTD gibi kısaltmalar görebiliyoruz. Ama bu kural bu şirketlerde de her ticaret unvanında da geçerli olduğuna göre tutarda bir anonim şirket ünvanına gerçek kişi adı soyadı yazarsanız şirket türünde kesinlikle kısaltma yapılamaz. Bakınız aralardakiler kısaltılabilir. Faaliyet konusu falan kısaltılabilir ama şirket türünde kısaltma olmaz. O yüzden bu örneğin doğrusu şöyle olmalıydı. İlker Eroğlu bikini imalatı ve dağıtımı anonim şirketi şeklinde açıkça yazmalıydı. Anlaştık. Anonim şirket ticaret ünvanı böyle. Hemen peşinden şimdi limited şirketi incelemeye başlayalım. Limited şirket Anonim şirketin demosu gibi bir şey biliyorsunuz ki arkadaşlar. Bu yüzden de limited şirkette aslında çok da farklı bir ticaret ünvanı yapısı karşımıza çıkmıyor. O yüzden limited şirket için kısaca hemen sadece şunu söylüyorum. Anonim şirket ile tamamen aynı. AŞ ile aynıdır. Yani yine o zaman inşaat limited şirketi, eğitim ltd ŞTİ, turizm ltd ŞTİ gibi yapabilirsin. Yine İlker Eroğlu Limited Şirketi diye olmaz. Faaliyet konusu lazım. İlker Eroğlu Bikini İmalatı ve Dağıtımı Ltd. olmaz. Kısaltma yapamazsın. İlker Eroğlu Bikini İmalatı ve Dağıtımı Limited Şirketi yazarsan şimdi uygun olur. O yüzden her kural anonimle aynıdır. Hemen peşinden kooperatif şirketimiz vardı biliyorsunuz. Derhal onu değerlendirelim. Arkadaşlar kooperatifler ne şahıs ne sermaye. Su generis yapıdadır demiştik. Şahıs şirketi yapısına da uymaz. Sermaye şirketi yapısına da uymaz kooperatifler. Ama çekirdek kısım sermaye şirketiyle paralel düzenlenmiş. Yani yine faaliyet konusu artı şirketin türünü istiyoruz. O halde örnek olarak... Mesela klasik Yapı işleri kooperatifi yazabilirsin veya işte tarım ve hayvancılık koop şeklinde de kısaltabilirsin. Yine e, gerçek iş adı suadı kullandığında koop yapmıyorsun ve arkadaşlar biliyorsunuz ki kooperatifler sadece TTK'da değil hatta çoğu kuralı TTK'da değil kendine özel bir kanunu var kooperatiflerin... Kooperatifler kanunu da düzenlenmiştir ve kooperatifler kanunu gereğince arkadaşlar bir kooperatifin ticaret ünvanında kamu, kurum ve kuruluşlarının adları yer alamaz. Yani mesela Maliye Bakanlığı yapı işleri kooperatifi yapmaya kalksan bu TTK'ya uygun bir ticaret ünvanı, Değildir. Kooperatifler kanununa da uygun bir ticaret ünvanı değildir. Çünkü Maliye Bakanlığı ifadesi kooperatifin ticaret ünvanında kullanılamaz. Aslına bakarsanız hiçbir ünvanda kullanılamaz da TTK'da açıkça belirtilmediğinden dolayı diğerlerinde böyle bir kuraldan bahsetmiyoruz. Ama kooperatifler kanununda açıkça belirtiliyor ki bir kooperatifin ticaret ünvanında kamu kurum ve kuruluşlarının adları yer alamaz. Peki o halde temel olarak e, tuzal tuzak kişi tacirlerimizin ticaret ünvanlarından ilki olan ticaret şirketlerini değerlendirdik. Şimdi biliyorsunuz tuzal kişi tacirlerimiz devam ediyordu. Dernek ve vakıflar vardı arkadaşlar. Hemen tahtayı silip geliyorum. Evet ticaret unvanı ile devam ediyoruz arkadaşlar. Tahtayı temizledik. Gördüğünüz gibi iş yerinde de temizlikten kurtulamadık. Evde temizlik her yerde temizlik. Nedir bu temizlik derdi ben anlamadım. Yine temizledik arkadaşlar yine temizledik. Evet sıradaki ticaret ünvanımız dernek ve vakıflar. Biliyorsunuz dernek ve vakıflar da tacir olabiliyorlardı. Nasıl olabiliyorlardı? Dernek ve vakıfların tacir olabilmesi için iki koşula ihtiyacım vardı. Bunlardan birincisi mutlaka bir ticaret işletmesi olacak. Ticari işletme işletiyor olacak. İkincisi ise asla kamuya yararlı olmayacak. Hatırlatıyorum önceki videolarımdan. Dernek ve vakıfların kamu yararlı olup olmadığına da Reis karar veriyordu biliyorsunuz arkadaşlar. Cumhurbaşkanımız belirliyor. Eğer dernek ve vakıf e, kamuya yararlıdır şeklinde tescillendi ise istediği kadar ticaret etme işletsin tacir olamaz demiştik. Ama kamuya yararlı değil ve bir de ticaret etme işletiyorsa dernek veya vakıf tüzel kişiliği tacir olabiliyorlardı. Bu kısmı hatırlayamayanlar mutlaka önceki ders videolarında tacir başlığı tüzel kişi tacirler başlığını yeniden incelesinler, yeniden izlesinler. Şimdi dernek ve vakıflar tacir olabildilerse ünvanları ne olacak? Çekirdek kısım nedir? Arkadaşlar en kolay ticaret ünvanı, en kolay çekirdek kısım burası olarak düzenlenmiş. En çok da bu sorulmuş karşımıza soru olarak. Çekirdek kısım hiçbir şeyi değiştirmeden, eklemeler, çıkarmalar yapmadan direkt olarak dernek veya vakfın adıdır. Dikkat et ek alamaz. Herhangi bir ek yok burada arkadaşlar. Herhangi bir kelime çıkarması da yapmıyorsunuz. Direkt olarak dernek veya vakfımızın adı neyse ünvan da aynısı oluyor. Hadi o zaman. Kızılay Derneği'nin biliyorsunuz Afyon'da bir maden su işletmesi var. Ee, Kızılay Derneği'nin e, ticaret ünvanı ne olur? Beraber yorumlayalım. Siz şu an kendi kendinize yorumluyorsunuz. Düşünüyorsunuz ne olur acaba? Ben hemen söylüyorum. Kızılay'ın ticaret ünvanı olamaz. Boşuna düşünmeyin. Neden? Çünkü Kızılay kamuya yararlıdır. Ticaret ünvanı kullanamaz çünkü tacir olamaz arkadaşlar. Tacir olan maden su işletmesinin kendisidir. Artık maden su işletmesi de hangi versiyonda, hangi şirket olarak kurulduysa o da kendine özgü bir ticaret ünvanı kullanacaktır. O yüzden boşuna düşünmeyin. Kızılay'ın ticaret ünvanı yok. Ama tacir olabilen bir derneğimiz vardı. Yine önceki ders videolarımızdan. Benim de pek sevdiğim bir dernekti. Ankara'da Çankırı Caddesi'nde arkadaşlar. Çorumlular Yardımlaşma derneği. Bakınız bu dernek tacir olabilirdi. Çünkü hemen alt katında bir kıraathanesi, bir kahvehanesi vardı, bir ticaret işletmesi vardı. Ee, bir de kamu yararlı değil sadece çorumlara yararlı gördüğünüz gibi. O zaman çorumlar yardımlaşma derneği dediğimizde tacir sıfatını kazanıyor arkadaşlar. Ünvanı nedir? Hiçbir şey değişme, değiştirmeden direkt böyledir. Çorumlular Yardımlaşma Derneği. Peki kısaltabilir miyiz? Çor yer der. Dernek adı olarak kısalt. İstediğin yerde dernek adı olarak kısalt. Ama ünvan olarak asla. Ünvan olarak kullandığın, ticari yazışmalarda kullandığın yerlerde Çorumlular Yardımlaşma Derneği yazmak zorundasın diyor TTK. Anlaştık. Dernek vakıfların ticari ünvanları da böyleydi. Şimdi bundan sonra bir de bizim arkadaşlar e, tüzel kişiliği olmamasına rağmen tacir sıfatını ta, e, taşımayan, yani direkt olarak tacir olmayan ama yine de tacir olmanın tüm hüküm ve sonuçlarına tabi olan bir ortaklık çeşidimiz vardı. Gemi ortaklığıydı Türkçesi. Hukuki adı da donatma iştirakiydi. Ben şöyle hani numaralandırmayı bozmamak adına 7 diye devam ediyorum şuradan ama Biliyorsunuz ki tüzel kişi değil. Tamam Sırayı bozmamak adına buradan devam ediyorum. Tüzel kişiliği yok ama yine de ünvan kullanacak donatma iştiraki. Acaba donatma iştirakinin ticaret ünvanı nasıl karşımıza çıkıyor? Arkadaşlar donatma iştirakinde ikili bir ünvan yapısı var. Birinci yapı şöyle. Ortaklarına donatan deniliyordu. Donatanlardan en az birinin adı soyadı artı şirketin türü. Bak birinci yapı bu. Ortaklardan en az birinin adı soyadı artı şirketin türü. Ya böyle yapıyorsun ya da geminin adı artı şirketin türüne ekliyorsun. Tamam Donatanlardan en az birinin adı soyadı artı şirketin türü veya geminin adı artı şirketin türü şeklinde ünvanını oluşturuyorsun. Şimdi bunlardan üçünü aynı anda yazamazsınız diyor yasa. Birini tercih edeceksiniz. Yani hem donatan adı, hem gemi adı, hem şirketin türü birlikte olmaz. Yani ya birinci yapı, A yapısı ya da B yapısını tercih edeceksin. Mesela hemen örneklendirelim. Burada da Aydın hocamızı kullanalım. Bizim donatanımız Aydın Hoca olsun. Tarih hocamız Aydın Yüce. Aydın Hoca donatan adı olarak kendi adını soyadını yazmış ve şirketin türünü de eklemiş. Aydın Yüce Donatma İştiraki. Uygun mudur? Gayet uygundur. Bu şekilde yapılabilir. Ya da isterse Aydın Hoca kendi adını yazmak yerine gemisinin adını da yazabilir arkadaşlar. Mesela Ponçik. Ponçik gemisi. Aydın Hoca'yı düşününce Ponçik geldi. <laughs> Ponçik gemizi donatma iştiraki. Ponçik gemizi donatma iştiraki dediğimiz zaman gayet TTK'ya yine uygun olur. Ama Ponçik Aydın Yüce donatma iştiraki. Bu haliyle uygun mudur dediğimde aslında bir de Aydın Hoca'ya sormak lazım ama bu haliyle uygun değil arkadaşlar. Neden? Çünkü Aydın Hoca her ne kadar ponçik bir insan olsa da maalesef hem gemisinin adını hem kendi adını hem de şirketin türünü aynı anda yazamıyor ünvanı arkadaşlar. Ya Aydın Yüce donatma iştiraki ya ponçik donatma iştiraki. Hani şurada ponçik gemisi diye yazmamın sebebi de geminin adını olduğunu göstermek. Gemisi kelimesini bulundurmasanız da olur. Hani ponçik donatma iştiraki de olurdu. Ee, ama Ponçik Aydın Yüce donatma iştiraki maalesef çok tatlı olmasına rağmen olmuyor arkadaşlar. <laughs> Bence güzel bir ünvandı ama TTK kabul etmediği için bunu alamayacağız. Ayrıca bir de kısaltmalardan bahsedeyim. Diyor ki TTK donatma iştirakinde e, donatanın adı yani A yüce donatma iştiraki şeklinde kullanabilirsiniz. Bu yapılabilir ama soyad donatma iştiraki ibaresi ya da geminin adı kısaltılamaz arkadaşlar. Sadece donatanın adını kısaltabiliyorsunuz. Soyad, gemi adı e, ve donatma donatmıştrak ibaresi kısaltılamıyor. Yani ayda önce don işte olmuyor, anlaştık? Peki çekirdek yapımız böyleydi. Çekirdekleri tamamladıysak tekrar eke dönelim mi? Eklerle ilgili bir size birkaç tane açıklama yapacağım demiştim. Eklerle ilgili ek bilgiler vereceğim demiştim. O kısmı değerlendirelim. Ama tabii ben hemen yine tahtamı temizleyip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ticaret unvanlarının ek kısmı ile ilgili açıklamalarımıza gelelim. Konunun başına döndüğümde iki sizi ikiye ayırmıştım. Bir ihtiyari ekler, bir de zorunlu ekler vardır demiştim. İhtiyari ekleri tacir keyfine göre seçiyordu. Zorunlu eklerse üç ayrılıyordu. Şube ibaresi, tasfiye halinde ibaresi, mevcut tescilden ayırt etmek için kullanılan ekler, ayırt edici ekler demiştik. Şimdi ek kullanımında özellikle ihtiyari ekleri ya da şu ayırt edici ekleri tacir kendisi belirliyor değil mi arkadaşlar? Tacir kural olarak kanuna, ahlaka, adaba aykırı olmadığı sürece, halkı yanıltmadığı, kişilik haklarına aykırılık içermediği sürece hangi sözcüğü kullanmak istediğini kendisi seçiyor. Ama arkadaşlar bazı sözcükler var ki onları ekte kullanırken bir yerlerden izin almamız gerekiyor. İşte şimdi Ekte kullanımı izne tabi sözcüklerden bahsedelim. Ekte kullanımı izne tabi sözcükler. İlk olarak arkadaşlar <laughs> Türk Türkiye milli ve cumhuriyet sözcükleri. Bunlara bir tane daha ekleyeceğim ama biraz sonra bir açıklama yaparak. Türk, Türkiye Milli ve Cumhuriyet sözcüklerinin ekte kullanımı için reisten izin alıyoruz arkadaşlar. İlk mantığımız. İkinci bilgimiz burada banka sözcüğü. Banka sözcüğünün ekte kullanımı için de BDDK'dan izin alıyoruz. Bir de tabi video ders notlarında da not olarak belirttiğim bir sözcüğüm var ki Diyanet arkadaşlar. Diyanet sözcüğü için bir yerlerden izin almanıza gerek yok. Çünkü zaten izin vermezler. Çünkü zaten Diyanet sözcüğü sadece Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın alt işletmelerine ait bir sözcüktür. Başka hiçbir yer hiçbir işletme kullanamaz. Şimdi bunlar ekte kullanılırken izine tabi sözcükler ama bir tane daha ekleteceğim demiştim şu birinci maddeye. Onu da kısa bir açıklamayla ekleteyim. Arkadaşlar bir sözcük daha var ki aslında Türkiye Cumhuriyeti ile özdeşleşmiş bir sözcüktür. Fakat 2005 yılının Ekim ayında Dünya Marka Kurulu tarafından Arap asıllı İngiliz bir iş insanı adına Türkiye Cumhuriyeti ile özdeşleşmiş olan bir sözcük ticari isim olarak ve ilan edildi. Hem de Dünya Marka Kurulu tarafından tescillendiği için dünyanın her yerinde bu kişiye ait oldu bu sözcük. Sonra biz Türkiye Cumhuriyeti olarak karşı çıktık bu tescile. Olmaz dedik bu sözcük bize ait, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait böyle bir tescil yapamazsınız dedik karşı çıktık. Ama baktılar davada evet dediler gerçekten size ait size hatırlatan bir sözcükmüş fakat yine de talebinizi reddediyoruz. Çünkü dediler haklısınız size ait ama tescil başvurusu yapmamışsınız kardeşim. Gelip tescil ettirseydiniz o zaman, haklı bir şekilde talebimizi reddettiler arkadaşlar. Ama biz yine de iç hukukumuzda hala kabullenemedik. 2005 yılından bu yana sanki bir sözcük dünya çapında bir İngiliz insanına ait değilmiş gibi hala kendi kendimize bizim 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 diye dolanıp duruyoruz. Hangi sözcük bu? Maalesef Atatürk sözcüğü arkadaşlar. Atatürk sözcüğü ticari isim olarak. Aslında dünya çapında İngiliz bir iş insanı adına tescillidir. İsteyenler Google'dan ufak bir araştırmayla bulabilirler. Ee, çok hatırlamamakla birlikte... Yusuf, Yakup ve benzeri birkaç ismi vardı. Arap asıllı olduğu için ismi uzun. İngiliz için sanının. Yakup gibi bir şey hatırlıyorum ya da Yusuf gibi bir isim hatırlıyorum ama bulabilirsiniz internetten kişinin adını. Dünya çapında 2005 yılının Ekim ayından bu yana aslında İngiliz bir iş insanına aittir bu sözcük. Ama dediğim gibi biz iç hukukumuzda kabul etmediğimiz için böyle bir soru karşınıza çıkarsa, çıkmaz da çıkarsa Cumhurbaşkanı izni gibi Cevap verebilirsiniz tamam mı birinci maddede gibi. O yüzden video ders notlarına eklemedim. Bu açıklamayı yaparak çünkü durumu belli değil o yüzden çıkmaz bu sözcük diyorum. Peki bu bilgiyi de verdikten sonra. Şimdi bir kişi vardı. Eskiden gelin kaynana programları çok olduğu dönemlerde. Etra Beyciğim bilir misin onları Türkiye'de? Bir dönem gelin kaynana programı furyası vardı. O dönemlerde bir e aday meşhur olmuştu. Adı ata soyadı Türk Allah rahmet eylesin şimdi öldü de o. Semra Kaynanan'ın oğlu. Adı Ata, soyadı Türk. Gerçi zaten adı Ata, soyadı Türk olan birçok çocuk var şu anda biliyorsunuz ki. Hani medeni hukuk videolarından biliyorsunuzdur. Bir çocuğa Atatürk adı verilemez. Atatürk isim ya da soy isim olarak kullanılamaz. Fakat adı Ata, soyadı Türk olan birçok çocuğumuz var. Bu olabilir. Peki adı Ata, soyadı Türkse ve ticaret ünvanı kullanacaksa Ünvanda adını kullanmak için, soyadını kullanmak için izin mi alacak arkadaşlar bu kişi? Şimdi şunu söylediğinizi duyar gibiyim. Hayır almayacak hocam çünkü ayrı yazılıyor. Bitişik değil ki. Tamam ayrı yazılıyor ama Türk de izne tabi. Ona dikkat. Tamam Türk de izne tabi. O zaman soyadı için izin mi alacak? Dikkat. Ekte kullanımı izne tabi sözcükler. Eğer ekte kullanacaksa evet izin alacak. Ama çekirdek ise izin almayacak. Çekirdekte kullanacaksa adını soyadını değiştirecek hali yok ya. Bu yüzden de isim al, e, izin almayacak çekirdek kısım içinse. Ama ek içinse evet alması gerekiyor arkadaşlar. Türk de iznine tabi çünkü. Tamam. Peki çekirdek ve ek ilgili söyleyebileceklerim bunlar da ünvanla ilgili. Bir de son olarak birkaç kuralından bahsedeyim ünvanın arkadaşlar. Diyelim ki bir şirketimiz var, kolektif şirketimiz var ve bu kolektif şirkette ünvanda benim adım soyadımı kullandık. Elif Kendüzler Özbek Kolektif Şirketi. Gayet TTK uygun bir ünvan seçmiştik ama ben artık yokum. Ben sizin ortağınız değilim. Öldüm, kısıtlandım, iflas ettim. Ee, bir şekilde gayipliğime karar verildi filan. Bir şekilde ben sizin ortağınız değilim. Bana bir şey oldu. Tövbe estağfurullah bir şey oldu. Şimdi bu durumda benim adımı soyadımı ünvanda kullanmaya devam edebilir misiniz? Benden... Yazılı izin almadıkça ya da öldüm ve benzeri bir şey olduysam mirasçılarımdan yazılı izin almadıkça ya da temsilcilerimden yazılı izin almadıkça somut olayın özelliğine göre hani öldüysem gayiplik ya da ölüm karnesi gibi bir şey olduysa mirasçılardan, kısıtlanma ve benzeri bir şey olduysa temsilcilerden, iflas ettim ama buradayım, çıktım ortaklıktan çıktım ama kanlı canlıyım ya da çıkarıldım kanlı canlıyım bu tarz bir şey olduysa da bizzat benden yazılı izin almadığınız sürece ünvanda adı soyadımı kullanmaya devam edemezsiniz. O yüzden ortak olmayan birinin adı soyadının ünvanda kullanılabilmesi için ya kendisinin ya somut olayın özelliğine göre mirasçısının ya da temsilcisinin yazılı iznine ihtiyaç vardır. İkinci durum ben sizin ortağınızım arkadaşlar. Ünvanda işte Elif Kendüzler kolektif şirketi şeklinde kullanmaktaydık. Hala ortağınızım. Çıkmadım, ölmedim, kanlı canlıyım, buradayım ve ortağınız olmaya devam ediyorum. Fakat bir sebeple adım ya da soyadım değişti. Herhangi bir sebeple isim değişikliği davası olur. Evlendim, eşimin soyadını aldım. Biliyorsunuz TMK 187 iptal artık kadın evlenmekle kocasının soyadını almak zorunda değil. Ama tabii yerine ne geleceği henüz belli değil. O yüzden çok da kesip konuşmayalım. Ama sonuç itibariyle artık şu anda almaya da biliyorum. O halde e, böyle olabilir. Yani evlendim isteğe bağlı olarak aldığımı varsay veya başka bir sebeple adım ya da soyadımı değiştirdiğimi varsay. Ama hala senin ortağınım, şirketin ortağıyım. O zaman Elif kendi zaribarisini değiştirecek miyiz şimdi? Elif Özbek yapacak mıyız? Keyfimize kalmış. İhtiyari. İster değiştirirsiniz ister değiştirmezsiniz. Çünkü ben hala ortak olarak devam ediyorum. O zaman ünvan eski ismiyle, eski ifadesiyle kalabilir. Ayrıca da ticaret ünvanını tescil ve ilan ettiriyorduk ya ticaret siciline. Bu tescil ve ilan arkadaşlar tüm Türkiye'de sahibine tekel şeklinde kullanım hakkı sağlar. Bunu da unutmuyoruz. Yani İzmir'de tescil edilen bir ticaret ünvanı Iğdır'da da tescil edilemez. Anlatabildim mi? Türkiye'nin her yerinde sahibine tekel şeklinde kullanım imkanı sağlıyor. Peki o halde arkadaşlar ticaret ünvanı ile ilgili aktaracağım bilgiler bunlardı. Şimdi ikinci ticari ismimiz işletme adı. Ancak bunu bir sonraki ders videosuna bırakıyorum. Görüşmek üzere.